ne yapayım var mı? Aydın başımıza gel. Evsel bir sokağa atacak bizi. Bir haftadır eve gelmedi. Senin ne işin var orada? Seni arıyorum. Atacağım bir saniye. Gözünü kırarım. Aydın Bey. Evet. Sizin mesleğiniz boksörlük mü beyefendi? Ne var, sen kimsin beyefendi? Ben senin karının tanımadığın abisiyim. Siz evlenirken yetişemedim, nikaha gelemedim de şimdi geldim. Yurt nereden abisi ben. Oluyorsun? Yurt dışındaydım ben, yeni geldim. Allah Allah. Şimdi Aydın ben Bey. Ben niye tanımıyorum seni? Aydın Bey, bir bana cevap verir misiniz? Veriyorum. Peki, güzel. Şimdi hanımefendi kayıp diye geldi ama anladığım kadarıyla siz kayıp değilsiniz. Kızmış da gitmişsiniz, öyle mi? Nasıl? Ben geziyorum, şu an yokum. Arkadaşlar, resmi ekrandan alabilir miyiz adamın resmini? Kayıp değil adam. Almayın resmini, koymayın oraya ya. Ya Aydın, neredesin sen ya? Neredesin ya? Sana Betül, ne, sana ne? Ya Betül seni arıyor ya. Betül seni arıyor. Ne olursun ya, ne olursun. Gel eve artık ya. Yeter, bıktım ya. Keyfimdeyim, gelmiyorum. Ya ne Aydın yapacağım? Ne olursun. Elzar evden atacak beni ya. Kurban olayım, evimize dön. Terbiyesiz, ne alıyor kız? 4 yaşında bir oğlum var. Ben nerede çalışacağım? Aslımı var benim. Kim bana sahip çıkacak Aydın? Aydın Bey. Efendim? Siz neredesiniz? Niye eşinizi çocuklarınızı terk ettiniz? Ya size ne? Ben eve hesap vermek zorunda mıyım? Aydın lütfen. Böyle durumlarda cevabım var da yayındayız Aydın. Dua. Aydın lütfen. Tamam. Aydın Bey. Efendim? Güzel kardeşim, senin iki tane çocuğun var, doğru mu? Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. La havle ve la kuvvet. Aydın ne olursun düzgün konuş. Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. Kimisen? Ne oldu arkadaşım? Aşağı alabilir miyim hepiniz? Bir karışmayayım. Gelirse gelsin, güvenlik önlemi kapıda var. Aydın Bey, siz benim mi kafamı gözümü kıracaksınız, karınızın mı? Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. Yanında birisi var bunun ya. Bir fısıldaşıp duruyor. Aydın Bey. He, senin. Yanında kim var senin kardeşim? Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Kendi kendime konuşuyorum. Aydın lütfen. Sen kimin kafasını gözünü kıracaksın, anlamadım ben. Karının kafasını gözünü mü kıracaksın? Seni. Niye kırıyorsun Aydın? İkimizin de. Aydın niye kırıyorsun? Bir saniye. Beyefendi, sizin iki tane çocuğunuz var, doğru mu? Sen bırak orada ceviz meviz kırmayı da gel çocuklarına bak, adam ol. Tamamdır, sana ne kardeşim? Sana ne? Beni delirtmeyin burada ya. Aydın lütfen ya. Aydın lütfen. Kızım sen bana hesap ver, orada ne işin var? Aydın, bir sürü borcumuz var. Kim ödeyecek o borcu? Bıraktın gittin sen. Ata mı biniyor senin kocan? Ben çocuklara ne yedireceğim? Bir lokma ekmek yememişim daha. Kızım artist misin sen? Ne işin var orada? Ata mı biniyor senin kocan? Ben artistten çıkmadım Aydın. Lütfen. Bekir, işin var mı? Şunu bir aşağı alalım biz, şu var ya. He? Aydın Bey. Sikerim belanı ha, yapacak. Lütfen. Lütfen evimize geri dön. Aydın Bey. Alo, bırak rol yapmayı efendim. Sen neredesin? Bir gelsene sen Flash TV'ye, gel. Ben geziyorum. Güzel kardeşim, evinde çocukların Aydın. Aç bak, karın burada ağlıyor ya. Aydın lütfen. Ya ben ne yapayım, kim ödeyecek söylesin, ben ne yapayım? Ya Allah'ım. Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. Ya Aydın lütfen geri gel. Sen beni kovmadın mı evden? Ya kovdum ama sinir anında kovdum, lütfen. Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. Ben evden. Aydın ne olursun, sebayı fırlatan sensin, yemeği döken sensin. Ben ne pişirecektim sana, söyler misin? Olmayan bir yemeği nasıl yapabilirim ben sana? Tamam, tencereyi fırlatmadın mı kafama? Ben de gittim evden. Aydın lütfen geri gel, Betül'e ne diyeceğim ben? Tamam, istediğin oldu işte. Ben Betül'e dedim, babanı bulmaya gidiyorum kızım dedim. Lütfen, ne olursun. Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. Arkadaşlar yalancısın ya. Çocuğum, şu telefonu kapatsanız arkadaşlar. Alın şu telefonu attım ya. Ya çocuğumun psikolojisi bozuk ya. Ne alın olursunuz ya. Çocukların babasını soruyor. Peki, babam arkadaşlar, nerede diyor. Bulduk mu bu değerli Aydın Bey? Dün bana da sataşmıştı telefonda. Alo. Alo Aydın Bey. Attan mı düşmüş anlamadım. Yalçın Bey, ne olursun geri dönmesini istiyorum. Ata mı biniyor senin kocan? Hayır. Arkadaşlar ne atı ya? Ha, hattan düşmüş. Ben de attan düşmüş anlıyorum. Allah Allah diyorum, nereden çıktı? Ne iş yapıyor senin kocan? Yok amına. Tabii. Başkalarına iftira atarak birilerini küçümsemesin. Beni küçümsemesin orada. Ben sadece bunu istiyorum. Polis, ben eve gittim de karakoldan gitti, 6 aylık uzatma şeyi aldı. Evden uzaklaştırma şeyi aldı. Alırım aldı. Tabii, sen dosyayı adı ya. Şöyle ben çalışayım, sen evde yat. Mahkemeye verdi. Ben peki bunları bu şekilde yaparak mı evde tut?
tutmak istemişim. Ben bunları öğrenmek istiyorum sadece. Bir şey öğren. Kızım ne ya, öğren, öğren yapıyorsun da dün adama demediğin kalmadı. Söylesene şimdi. Sen diyorsun. Sen ne kim oldun be? Dün dün telefona çıktı Hacer'i. Hacer'i tehdit eder. Hacer'in kocası. Gel erkeksen karşıma gel de kozları beraber paylaşalım. Kızım gel. Erkek değil ki o. Kadın erkek sen deyip duruyorsun sen de. Ay sinir bozuldu. Gelsin yanıma. Kanını küfür ediyor önce onu öyle terbiye. Eğer gerçekten sen bu kadının iddia ettiği kişiysen. Gelsin yanıma. Adamda biraz yür olur. Yüz olur be. Evet. Adamda biraz onur olur. Namus olur. Şeref olur. Hangi yüze bağlanıyorsun? Hadi gel kızım gel. Ya zaten toprağın altına gitsen giremiyorsun be. Sen de var Jordan'in. Yemin ederim geleceğim flaşın kapısına. Hadi gel bekliyoruz gel. Gel geleceğim gel. Görün gözünüzü. Seni bayat biliyorum ben. Sus kadın. Sus mu ya? Sensiz rezil olan benim çocuklarımın üstüne benim kocamla yatan kalkan sensiz sokaklarda kedi yapılı. Sen sus gel. Sen sus. Orası sus. Seni yolacağım ben. Çıksan erkeksen karşıma. Karşıma çıksan evli adama mı kaldıydın? Türkiye'de adam yok muydu da benim kocama mı kaldıydın? Hasiyetsiz şerefsiz. Evli adamla bir olunmaz. Sen iş milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtır. Sen para vermiyorsun. Sana mutfak tüpü bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyorsun? Senin dinini iman... Siz az önce telefona bağladığınız Mehmet Bey'in evinize çilingir diye geldiğini, karınız size demiş ki siz evde yakaladığınızı iddia ediyorsunuz evde görünce. Jandarmada kayıtlarda sizin iddianız geçmiş bunlar. Kapının anahtarı kilidi bozukmuş. Onu tamir etmek üzere karınız güya çağırmış ama siz de eve gidince bunları bulmuşsunuz. Doğru mu? Evet doğru. Bir telefon bağlantısı yapacağız. Cevdet bir kaldır kafanı abi, utanacak bir şey yok, dik otur. Cevdet! Kimdir bu? Lan şerefsiz! Hadi şerefsiz sensin lan! Lan namussuz! Kovat teyze de! Oh, bir dakika, bir saniye. Arkadaşlar bir dakika, telefondaki arkadaşın sesini bir dakika alın. Sesi alın bir dakika. Cevdet! Kimdir o ya? Cevdet beni dinliyor. O bana şerefsiz diyor. Hiçbir yere kaçma. Yani ne bileyim. Çocuksu bir şey. Saçmalık yani. Evcilik oynarken bana. Anne babacılık oynarken. Evcilik oynarken? Hı. Hamile kaldım. Yani öyle oldu. Kaçmadım kimseye. Sonra? Çocuğu doğurmak zorunda kaldım. Çocuğun babası kaç yaşındaydı? O da çocuktu. Ona da bir şey diyemiyorum. O da aynı yaştaydı. Allah yani ergen değildi. Bunun işi gücü her gün yeme içme, her gün yeme içme, her gün icra, her gün icra. Benim kızım artık bu, benimki yetti dedi. Yeme içme mi sen mi yedin bitirdin beni? Git rakı şişe sal gel. Bir karton sigara al gel. Arabanın bindiği gazına kadar. Çorum çocuğum sana yazıklar olsun. Seni sülaleye sor. Senin beni kendi sülaleye sor. Allah belanı versin. Seni versin Allah belanı. Seni zaten vermiş Allah belanı. Ramazan ayına giriyoruz bak. O şerefsiz seni Antalya'ya götürüp de bu vücudundaki bilmem nelerden ben sana. Paran çok da sen benim kızımın arkasında neye koşuyorsun? Bana yedireceğin paranı bir karı daha alsaydın da şerefsiz. Benim adıma Antalya'da Manavgat'tan dahi. İki deli daha bırakırdın. Manavgat'tan dahi benim adıma para istemediniz mi? Arkadaşlar bağlayın. Peki. Siz eşiniz öldükten sonra başka bir evlilik yaptınız mı? Hayır. Resmi nikahlı bir evlilik yaptınız mı? Bir üvey oğlunuz var mı? Nasıl? Bir üvey oğlunuz var hayır, mı? Hayır, üvey oğlum da yok. Oğlum var. Bu kızımdan bir küçük. 45, 45. Ali Sürmen kim efendim? Kim? Ali Sürmen. Hiç öyle bir şey tanımıyorum. Ali Sürmez. Hayır. Hiç o ismi duymadım. Şimdi eğer bir telefon var. Yanlış değilse sizin üvey oğlunuz olduğunu söylüyormuş. Bağlasınlar mı? Bağlasınlar tabii. Kim? Peki. Alo. Alo. İyi günler. Kimle görüşüyorum? İyi günler. Ben Yalçın Bey'le görüşüyorum. Evet Yalçın Bey'im ben. Hepinizin amanat koy. Aynen sana iade ediyorum ben küfürü. Seni süründürmezsem de benim adım namerttir haberin olsun. Seni süründüreceğim. Sabit Bey, çoğu erkekte olan bir hastalığa sahip. İktidarsızlık hastalığı. Sertleşme hastalığı, tıbbi karşılığı. Ve utanacak bir şey değil. Bu yaşta bembeyaz bıyıklarla kalkmış gelmiş çare arıyor yuvası dağılmasın diye. Doğru mu abi? Evet. Abicim bir anlat durumunu. Buraya niye geldin, ne istiyorsun bizden, sıkıntın, sorunun nedir?
Şimdi ben 3 seneye kadar normal bir hayatım vardı. 3 evet. senedir karımla ilişkiye giremiyorum. Ya haftada kaç kere beraber oldunuz evlendiğinizde siz? Biz 2 günde bir, bazen her gün, 3 günde bir. Kocanla illaki ilişki yaşaman şart mı bu yaştan sonra? Ev halidir. He? Ev halde kadının yaşıyor diyorsun abim. Ben ya. Ondan her gece bakıyorum bu işi yapmaya, olmuyor olmuyor. Biraz insan eylesin, beğenesin. Ya ben Sabit abi, Sabit abi. Efendim. Abi bana bak, bana bak. Doktorlar hap verdi. Bunu içersen dediler. Şimdi abi sen karınla normal bir araya geliyorsunuz. Birbirinizi istiyorsunuz, arzuluyorsunuz ama son noktada olmuyor öyle son mi? Son noktada olmuyor. 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 Nasıl abla? Olmuyor. Ben onu diyeyim. Bu Türk erkeklere büyüdü mü? Türk erkekleri böyle değil. Hiçbiri böyle değil. Yardım edin ya. Ne olur yalvarırım size. Siz de yardım edin ya. Herhalde ben de istemeyeyim diyor. Ama canım istiyor koca. Ya canın istiyor koca da yani... kızım yaşın 52 bu kadar çok mu istiyorsun sen kocanla beraber olmayı? İstiyorum. Çok istiyorum. Kocanız Ramazan Bey. Sizin ondan şikayet ediyorsunuz ki hanımefendi nefret ediyorum diyorsunuz. Evet nefret ediyorum. Nedeni ne bunu soruyorum nedir? Beni aldatıyor. Anlamadım. Beni aldatıyor. Nasıl aldatıyor hanımefendi? Telefonla da konuşuyor her şey yapıyor. Ben diyor yakışıklıyım güzelim. Bayanlara zaafı var. Yalçın Bey ben anlayamadım bunu. Benim neyim eksik onu anlamadım. Efendim benim kadınlara zaafım var. Ben kadın gördüğümü peşinden gitmem duramam, dayanamam. Ben Emel Hanım'dan önce 3 tane evlilik yaptım kısa süreli İmam Hüseyin'le. Anlamadım. 4. evlilik mi? Evet. Emel Hanım'dan önce 3 tane evlilik yaptım kısa süreli. 3 kere evlendiniz resmi evet. nikahlı mı? Hayır efendim İmam nikahlı. Normalde bu yayın saatindeki bir konu değil. Naim şimdi anladın mı seni niye beklettiğimi? Bu yayın saati itibariyle senin bana dün odada söylediğin şeyi ben ekrana koymaya kalkarsam bir daha program yapamam. Yani karım benim içime bilmem ne bilmem ne attı sonra bana bilmem ne yaptı yapmaya kalktı. Bu olmayınca da şöyle oldu gibi bir konuyu bu saat itibariyle ben ekrana alamıyorum. Duydun mu Nay? O konuya girmemek kaydıyla. Buyur ne istiyorsun? Söyle. Yani şöyle bak tekrar rica ediyorum. Bu saat itibariyle o tür konu işlemiyorum. Yani bana iddia ettin burada kağıtta da yazan. Karın sana zorla sahip olmaya kalkmışsa senin içeceğinin içine bir şey katmış etmiş konusuna girmeden tekrar rica ediyorum. Buraya niye geldin ne istiyorsun söyle bakayım. Bir de şu yakanı düzeltiyorum senin bu yakan benim saçlarım gibi durmadan dikleniyor. Sen güya onun içeceğine meyve suyuna hap atmışsın onu uyutmuşsun sonra kötü emellerine alet etmişsin bir iddiası bu. Hap değil yoksa kolaya vodka karıştırarak bana ısrar etti yatak odasına çağırdı. Ya ayıp Naim anlatma böyle şeyleri diyorum. Tekrar evlenmemiz. Naim. Yalçın abi ben ona hap katıyormuşsam o benim için nasıl her şeyini vermiş? Yani bu hap nasıl bir şey? Ben şok oldum. Şimdi şeyden baktım televizyondan seyrediyorum ama böyle bir saçma sapan bir şey olamaz Yalçın abi. Yani şimdi zaten o kadar ben de... mağdur bir insanlar var ki. Ayten. Ben Kartal'da oturuyorum abicim. Kendi pendik tost evde oturuyor. Gelip çocuğunu görebilir. Yani ben Kartal'da esnaf bir insanım. Yani ben orada rezil etmenin ne anlamıyor ki abi. Sen kızınla konuştun. Kızın bu adama geri dönmek istemiyor mu? Abi istemiyor yani zorunan güzellik olur mu? Benden mi evlenecek adam? Benden mi evlenecek? Yani çocuğum istemiyor. Ben istemiyorsa ben zorunan tutup konumdan kalkıp dışarı mı atmam gerekiyor? Sen Merve'ye baskı yaptın baskı. Merve'nin bana attığı mesajlar var. Ben Afyon'a koydum saat gece 2'de Merve'yi yatağından uyandırıp annesiyle babası baskı yaptığını söyledi bana bu eşim. Geldiğimde pişman oldum dedi bana. Köpek, ben senin sesini duymak istemiyorum, köpek. Bak baba, saygım sözü sana. Baba, köpek, saygım sözü sana. İstemiyorum, şerefsiz. Ben şerefsiz olayım. Ben şerefsiz olsam... Bir dakika. Hattı bir alın arkadaşlar. Aziz Hanım aşağı iner misiniz? Beyefendiyi bir uyarın. Israrla söyledim küfür edilmeyecek diye. Erkan. Dışındaysa evin içini nasıl çekiyorlar? Evin içine de koymuş. Evin içine de var. Dijital saatten bağlı. Evin içine nasıl girmişti? Evin içine nasıl girmişti? Harbiden ciddi bunlar ya. Biri diyor ki apartmana seni kovduracağım. Biri diyor ki bilmem ne. Biri diyor ki ben senden güzelim beni çekiyorsun. Senin görüntünü çekip... Siz nereden dinliyorsun Yalçın Bey? Anlamadım. Kovduracağım mı dedim ben? Git dedim. Neden ne dinliyorsun? Ne dedim? Yalçın Bey. Sen almadın o binayı bana. Bir saniye. Al şu hattı bir dakika abi. Al şu hattı bir dakika. Sevgili yapımcı. Karıyla aldım. Kızım bir dakika dur Allah'ını seversen ne olursunuz ya. Ben nereye düştüm abi ya şaka gibi ya. İsmail abi gönderdi bunları bak kesin inanıyorum İsmail Akulu. Hanımefendi siz bu kadının evine kamera koydurdunuz mu? Kesin ki onu ya.
küfretsinler ya. Siz bu kadının evine kamera koydurdunuz mu? Efendim. Siz bu kadının evine kamera koydurdunuz mu? Ya kim ne yaptı onun Allah aşkına evine kamera koydu? Saçma sapan konuşuyorsun sen de ya. Sen de bu salağa inanıyorsun. Sen nasıl inanıyorsun buna ya? Ne kim bir adamsın sen ya? Peki sizin evinize niye kamera koydursun bu kadın? Ya çünkü güzel bir insanım. Apartmanın en genç kadını benim. Kıskanıyorlar. Ben şeyim elinde gezmiyorum. Bu senden güzel mi? Nasıl? 30 yaşındayım diye. Yok güzel de diye. Genç daha. He? Genç yeni gelir. Senden güzel mi? An işte. Anca. Başım ağrılar. Yasin Bey bak vallahi gelin stüdyoyu basarım. Hepinizi darma duman eden beni sinirlerimi bozmayın. Daha insanlarla konuşmayı bilmiyorum. Bir de çırpışın orada program yapıyorsun ya. Yok artık bu kadar da uzun boylu değil. Şimdi bir saniye bir dakika ama. bir dakika. Yok yok bak Rabbim beni sınıyor izin ver kızım. Sabırlı olacaksın sakin. Hanımefendi siz bizi niye aradınız? O kadının söylediklerine şikayetçi olduğum için aradım. Peki savcılığa gidin dilekçe verin. Onları eleştirdiği için aradım. Savcılığa gidin dilekçe verin. Dilekçede şöyle yazın. Gencim güzelim beni gözetliyor deyin. Ne diyeyim ne yapayım ne istiyorsunuz benden? Madem savcılığa halloluyor onun ne işi var orada? O zaman siz de gelin buraya beraberce halledelim. En sonunda beni oraya getireceksiniz zaten ama ben o kadın seviyesine düşmek istemediğim için gelmiyorum. Orada katışma! Emmi olarak, amca olarak götürsen de bu açsınsa ne olurdu? Tedavisini yaptırsan ne olurdu? Kapat şu telefonu, kayacaktır, sikerim! Öbe, şşşş! Oğlum, boynuz taktı bana, boynuz! Siktir oradan ağzını! Ah, siktir lan! Hop, bir dakika, bir saniye! Arkadaşlar, alın sesini! Bir dakika, tamam. Bozma şerefini, sikerim seninle. Bir dakika, arkadaşlar! Ali Bey! Bırak kapat şu karttaki bir telefonu bırak var mı? Bir saniye. Aynı şey yapacak sen ne dersin? Ben senin kızını, diğer kızını aynısını ben yapayım. Orası çekeyim. Ne, Yapçın Bey sen para karşılığı o kadınla birlikte oldun. Ne biçim erkeksin lan sen? Ulan dırdırak bak şerefsiz öyle diyenin de anasını avladın. Hop bir dakika. Orospu bacım. Bir dakika hanımefendi. Hanımefendi. Sen insan olsan iki tane altın topu gibi yavrunu bir orospuya değiştirmezsin sen. Seni bayan biliyorum ben. Kıskanın. Sus mu ya? Sensiz rezil olan, benim çocuklarımın üstüne benim kocamla yatan kalkan sensiz sokaklarda, kedi yapılı. Sen sus! Orası bu! Satın alamazsın lan ya. Senin ağzına sıçtık. Alo. Ahmet Bey. Evet. Nasılsınız? Ben aşağıdayım, geldim buraya. Nasılsınız? Niye içeri almıyorsunuz beni? Ne diyor ya? İçeri niye almıyorsun? Ha içeri niye? Sen tercüme et arada ben evet, anlamıyorum. Simultane yapıyor yani canlı çeviriyor. Her şeyine katlandın seni. Daha ne yapayım ben? Benden buraya kadar ne yapayım ya? Ne yapayım? Ben herkesi unuttum be. Aynı sorunu ben de yaşıyorum seninle birlikte. 7 yıldır aynı sorunu yaşıyorum ben ya. Erkekliği mi kaybettin? Ahmet bir sakinleş bak bir güzel konuşalım. Çünkü benim derdim şu yuvayı kurtarmak diyorum. Ben sakinleşemem be. Ne zaman sakinleşirsin? İlişkiye geçerse o zaman anca sakinleşirim. İyi de o zaman şu anda böyle bir çaremiz yok demek ki. Şu anda sakinleşme şansın da yok kardeşim. Yani şu an için bir sakin ol ki ben senin karının tedavisini yaptırayım. Çünkü bu işin uzmanı biliyorsunuz doktorlarımız var. Haydar Dümen Bey daha önce gönderdiğimiz bu türden hastaları tedavi etti. Bu tedaviyi sağlayalım ben da. Herkes her şeyi söylüyor ama kimse bir şey yaptığı yok. İstesem ne olur? İlişki yok, bir şey yok. Kızım anlat, zorla değil diye söyle bize durumunu. Ahmet ben seni bunu seviyorum ama. Evde seninle aynı arkadaş gibiyiz be. Anlat, konuş ki bu yuvayı kurtaralım. Ben seni seviyorum ya. Neden bana yardımcı olmuyorsun? Bu ne biçim evlilik be arkadaş. Ben ne yapayım ama? Ben ne yapayım? Elimden gelen ne var? Evet, izledim. Sakinleştin bak, senden konuştuk biz. Sakinleştin mi? Yok, sakin değilim ben ya. La havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Ya Ahmet. Evet. Abi nasıl sakinleşirim dedin. Ben sana soru sordum. Sen dedin ki ilişkiye girmeden sakinleşemem. Ben de diyorum evet, ki sakinleşemiyorum. Bunun yeri de zamanı da burası değil diyorum ben sana. Önce tedaviyi yaptıralım ama gel sen bana. Eve gidince olacak mı? He? Eve gidince olacak mı? Şimdi mi? Evet. Abi tedaviyi yapan ben değilim. Tedaviyi doktorlar yapacaklar. Eve gidince nasıl olacak ya? Kızcağız tedavi olmadı ki.
Karına söyleyecek hiç güzel bir şey yok mu senin? Bu tedavi olursa karıma söyleyecek çok güzel şeyler var. Şu anda söyleyecek hiçbir şey yok mu karına ya güzel bir şey? Karımı çok seviyorum. Bu tedavi olursa, bu tedavi biterse çok seviyorum.